Allah Allah. Ya Seyfi, oğlum bir hata yapmış olmayalım. Ya yok bir hata komutanım. Kaç kere saydık, kontrol ettik. Yok bir hata. Ayrıca bence fazla kurcalamayalım. Bir an önce çeksin gitsin. Aşk olsun komutanım ya, olur mu öyle şey? Olur olur. Olma mı? Siz kimseye söylemezseniz ben de söylemem. Gel. Hamza Denipınar Erzurum. Beni çağırtmışsınız komutanım. Hah, gel Hamza gel. Sana haberlerimiz var. Levent Üsteğmen iyileşti mi yoksa? O da iyileşecek inşallah. Ama bu haber seninle ilgili Hamza. Liz 300 müymüş yoksa? O ne be? Manyak işte. Hamza, bu gece yarısı itibariyle askerliğini tamamlamış bulunuyorsun. Oğlum, askerliğin bitti diyorum. Duymuyor musun? Ya hesabı Levent Üsteğmen biliyordu. Biz de öyle gayri ihtiyari farkına vardık. Bitirdin oğlum sonunda. Eyvallah. Daha hani Levent... Çok zamansız oldu be. Neyse zamansız? Ne zamansız? 30 küsür yaşına gelmişsin manyak herif. Yok komutanım, o açıdan değil. Yani evet ben biliyordum bu aralar olacağını da. Ama... Canım şaşırdı, şaşırdı. Gel ben seni bir öpeyim, gel. Ey güzel Allah'ım. Bugünleri de gördüm ya, daha ne isteyeyim? Buradan işte. Buyurun. Vay be babacan. Hepimizden önce aldın tezkereyi. Helal olsun sana. En büyük arıza bizim arıza. En büyük arıza bizim arıza. En büyük arıza. Gel tezkere, arıza. Gel tezkere, bitsin bu gurbet. Evde anam babam bacım yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu hasret. Evde anam babam bacım yüzüne hasret. Lay 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 lay. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika ya. Ya ağlıyor bu. Ya gülsene be şaşkın. Ya Şükar abi be, büdüye kaldırmadı tabii. Dile kolay, yılları da askeri. Anlarım tabii lan. Sen kolay mı sarıyorsun? Gelsene ağlama. Ula daha ne süsmüş ağam? Hiçbir derdin kalmadı daha. Abi hapsi kafa ilk defa doğru söyler be ya. Bak ne sürünme derdin kaldı, ne nöbet derdin. Aman be abi, fena mı işte? 30 tane erkekle uyanmayacaksın. Ya Hamza abi, senin bir baldızın varmış. Dünya hayret bacımız olsun da beni bir tanıştırsana be abi. Şşş! Şaşkınca, vallahi bak aklını başından alırım senin ha. Oğlum bak işte gördün mü? Yani en azından bundan sonra bunun gibi sapıklar olmayacak etrafında yani. Burder, en güzeli horlayan olmayacak. Ayak kokusu olmayacak ya. Vay be, yedin askerliği çiğ çiğ işte. Daha ne ağlıyorsun be? Hem Liz yenge dışarıda seni bekliyor. Her gün onunla olacaksın. Doğru. Bekliyor babacığım. Her sabah onun yanında uyanacağım. Amerika'ya gideceksin abi sonra. New York, San Francisco, Miami. Uçuyordur oralar şimdi ya. Ha. Bir de o var değil mi? Burakcan. Vallahi 3 gün içinde yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. O zaman geçmiş olsun Hamza kardeşim. Darısı burada kalanların başına. Eyvallah babacığım. Hepiniz iyi diyorsunuz, güzel diyorsunuz da. Ya benim hiç mi aklım kalmayacak sizlerde be? Lan bunlar ne yapıyorlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar demeyecek miyim ha? Hele en önemlisi de benim komutanım, benim abim iyileşti mi? Yine eskisi gibi size gelip esip gülüyor mu demeyecek miyim ha? Eğer ben bunları demeyeceksem verin tezkeremi gideyim. Demeyeceksen verin babacığım. Oh, o da hala mis gibi kokuyor.
Çiçekleri toplamak için bayağı uğraşmışlar anlaşılan. Askerlerim haylazdırlar falan ama hepsi çok düşüncelidirler. Sağ olsun her gün başka biri elinde çiçeklerle geliyor. Seni görebilmek için Yusuf uzmanı kızdırmayı göze aldıklarına bakılırsa cesurlar da. Vallahi cahil cesareti demek daha doğru olur komutanım. Levent. Onları hayal kırıklığına uğratıp üzüyorsun. Ya bir an önce... Ameliyat olacağım komutanım. Ne? Levent, gerçekten mi? Bir an önce şu ameliyattan sağ salim çıkıp askerlerin başına dönmek istiyorum. Döneceksin Levent, eminim bundan. Aklı bir karış havada büyülemi başkasına bırakamam komutanım, ne yapayım? Tamam, ben hemen doktora haber vereyim. Bir an önce bütün hazırlıklara başlasınlar. Ya ne içtiması ki bu saatte ya? Üstelik iç time diyorlar, dışarıda yapıyorlar. Ya ben nereden buluyorum böyle esprileri ya? Babacan lan. Vallahi ben iyi ki tezkereyi alıyorum. Yoksa bunu boğardım vallahi. Ya niye kızdı ki bu amca şimdi? O amca şimdi sana bir kafa atacak, göreceksin gününü. Ya Kadir abi, Hamza abi, bırak şu concan bebeği ya. Belli ki tatlarla ne en büyümüş. Alışacak zamanı. Geçin yerinize, geçin. Hadi çabuk. Komutanım, rapor alacak mıyız? Gerek yok Seyf. Başçavuşum. Beni rahat da dinleyin. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bölük komutanımız yarın önemli bir ameliyata girecek. Bu yüzden kana ihtiyaç vardır. Bu kesinlikle zorunlu bir görev değildir. Şimdi kan vermek isteyenler bir adım öne çıksınlar. Gökhan, sen iğneden korkardın, ne oldu? Hala korkuyorum komutanım ama bu sefer başka. Helal olsun size be çocuklar. Yine gösterdiniz delikanlılığınızı. Şimdi kanı sıfır grubu RH pozitif olanlar ayrılsın.